mektup vardı o. Hiç öyle sayı falan yoktu. Fakat kitabı merak edenler için söyleyeyim. Önemli kütüphanelerde, Milli Kütüphane'de, mecliste falan, özellikle Milli Kütüphane'de yasak yayınlar bölümü vardır. Bu kitap orada vardır. Yine bir odasına girip bakarlar. Peki şöyle bir rivayet duydum ben şimdi. Hazır dedenden konu açılmışken. Bugüne kadar sana niye sormadım bilmiyorum ama nasip buradaymış. Deden vefat ettiğinde eve Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan gelip evdeki evrakları almak istedikleri doğru mudur? Hayır. Yok öyle bir şey. Ha, böyle bir rivayet vardır çünkü. Devlet öreğiyle definildiğiniz. Biliyorum. Hayır. Şöyle duymuştum ben. Deden öldüğünde eve hemen şeyler geliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan görevliler geliyor. Evdeki bir takım evrakları almak istiyorlar. Neyi alacaklar? Yani tasarruf yazışmaları mı? Şimdi dediğim konu o. Yani dedim ya hani o bölge severdi dedim diye. Çünkü dedem açık söyleyeyim Bektaşi'ydi. Evet. Ve dedem Dersim'i özellikle Zazaları Kürtlerden ayırırdı. Sohbetlerinde. Buna Kürt değiller. Başka. Hele Alevi Kürtleri ayırırdı tamamen. Ve tabii Bektaşi olmasının bir yarattığı sempati var. Benzer tarafları var. Ama evde zaten Kürt evrakı diye veya Dersim evrakı veya Şehzade evrakı diye bir şey yoktu. Hayır. Ya bu ülke şimdi, komedi bir ülke oldu yani. Komedi yani şeye bak Murat Bardakçı elindeki belgeleri açıklasın diyor. Ne arar bende? Bir ikincisi samimi söylüyorum. Hayatımda duymadım. Bakın Ermeni meselesi de var. Tanıdıklarımız da var. Evlat edinilen kızlar vardır. Var. Ama Dersim olayında veya Şehzade de evlat edinilen Kürt kızları, Zaza kızları ben hiç duymadım böyle bir şey. İlk defa duydum. Alevi deyince bu haftaki rezaleti biliyorsun. Bir gazetede, bir gazeteci. Evet. Daha doğrusu iki gazetede. Bir tanesi de bizim Sevilay. Şey de yazıyorlar işte. Alevi çalıştığına davet edilip gitmeyen gazeteciler. İşte üç gazeteci gitmemiş ya da daha doğrusu üç kişi gitmemiş. Bir tanesi ben, bir tanesi İlber Hoca, birisi daha. İşte gitmeme gerekçelerini de yazmışlar. İşte birisi demiş ki, ben bu konuyla ilgili araştırmam, yazım, mazım yok. O yüzden gitmedim. Bir diğeri demiş ki ben bu köy bunları köyüne yollayın. Bu işi böyle çözersiniz demiş. Şimdi bunlar açıklanıyor. Bunlar bildiri tarafından yazılıyor. Şimdi bu rezalet. Şöyle rezalet. Şimdi bu konuşma ilgili bakan ve ilgili bakanın danışmanıyla ben ve İlber Hoca arasında geçiyor. Yani ayrı ayrı aynı anda değil telefonda. Şimdi bizim bakanla konuştuğumuz bazı şeylerin yani ayıp bir şey yok da, açıklamasına bir rahatsızlığım yok ama bizim bakanla konuştuğumuz özel konuların etrafa duyurulması son derece enteresan. Bunların yalan yanlış duyurulması daha enteresan. Ben de ilgili söylemiyorum bunu şimdi. Ben açık bugün de yazdım. Sayın Bakan ben aradım dedim ki benim dedim bu konuyla ilgili ne araştırmam var, ne bu konuyla ilgili yazılmış bir yazım var, ne bu konudan uzmanıyım. O yüzden dedim, oraya gelip de boş boşuna koltuk işgal etmeyeyim. Siz bilen birini benim yerime davet edin. Bilmediğim konuda konuşmak gibi bir alışkanlığım yoktur. Alevilere sempati duymakla beraber bu konuları bilmemdir. Bu medyaya yani aksettiriliyor. Bu özel bir konuşma. Bir davet. Yani çok daha özel bir şey de söylüyor. Yani o gün bilmemden var falan diye. O da yani İlber Hoca'nınki daha ayıp şimdi. Ben bunu açıklayınca sanki İlber Hoca köylüleri köyüne yollamak lazımmış falan gibi. İlber'in söylediği şu. İlber Hoca diyor ki ben köy Aleviliğini bilmem. O sosyolojik bir terim. Sosyolojik terim. Tamamen ben köy Aleviliğini bilmem. Köy Alevini bilmediğim için de orada konuşamam. Eğer Bektaşilik gibi bir konu olsaydı ben gelir bir şeyler söylerdim fakat köy Aleviliği ile ilgili benim söyleyebileceğim bir laf yok. Ama davet eden köy Aleviliğini bilmiyor. O kavramı bilmiyor. Kavramı biliyor tabii. Çıkıyor. Ve ondan sonra da birdenbire bir şey sanki bir, ya birincisi bir de ben gazeteciyim abicim benim ne işim var Çalıştay'da orada burada biz eleştiririz yazarız. Bir gazeteciler var ya. Gazeteciler bayılıyor ya. Gazetecilerin her birisi birer mütefekkir ve her birisi birer devlet adamı. Gidiyorlar orada devlet yönetmeye. İşte onların kafasına gidince de blangıt diye duvara tosluyorsun. İşte gördük açılımı. Fıstık gibi olabilecek bir açılım. Bu gazetecilerin, kim oldukları belli gazetecilerin büyük zekasıyla ve bu adamlar zeki olsalar zaten burada gazetecilik yapmazlar diye bu kadar zeki olsalar. Başka iş yaparlardı. ya olacak şey. Olacak bir şey değil. Yani İlber hakikaten çıldırıyor. Gelip anlatmak istiyor meseleyi dedi. İstediği zaman buyursun gelsin anlatsın. Ama şu şeyi bağlayalım. Hiç öyle evrak mevrak. Şimdi bize bakın devlet adamı niye evrak saklar biliyor musun? Biz adettir. Devlet adamı kendisinin imzasının bulunduğu belgenin bir kopyasını saklar ki yarın öbür gün başına bela gelmesin diye. Kendisini kurtarmak için. Tabii başına bela gelmesin diye. Dersim'de
Yani büyük babamın öyle bir şeyi yoktu. Konya valisiydi bir. Şeyh Said evet Diyarbakır valisiydi ama alınmış kararı uygular vali. Vali karar almaz. Yani şeye bak yani evlatlık bölmüş kızların lisesi bendeymiş. Neyse konumuza geçelim. Bu arada bu gözünüz öbüründen daha iyi diye mailler gelmiş. Öteki niye takamıyorsun? Karı takma yasakladı. Hande dedi ki bir daha bu gözlüğü takarsan kafanda kırarım. Kayınvalide de yasakladı. Annem de yasakladı değil mi? Annem karışmadı. Annem ceketimi yasakladı. Hayatımı kadınlar yönetiyor gördüğün gibi. Kızım, karım, kayınvalidem, annem hep beraber. Annesine mesaj geliyor. Bu ceketi giymek kötü diyor. Fatih cevap veriyor. Anne kaç para biliyor musun diyor. Terbiyesiz böyle bir şey. Ya hakikaten terbiyesizsin lan sen. Terbiyesiz diye cevap geliyor o da anneten. Evet bu gözlük daha iyi bence de daha iyi daha hafif. Efendim öbürünü Murat Bardakçı ile benim dışında beğenen yok zaten. O çok güzel. Şimdi öyle gözlükler bu sene. Bir ara böyle uzadı elindeki gibi. Şimdi yuvarlak küçük yapıyorlar. İşte seneye gene bu hale gelecek. Şimdi, tabii ben koca kafalı olduğum için o küçük gözlük herhalde iyi durmuyor. Çok eleştiri gelmişti. Bir izleyici diyor ki bu gözlük daha iyi diyor. Teşekkür ediyorum. Bu mu? Evet. Ya işte biliyorsun kaç tane gözlük aldım? 15 tane falan gözlük aldım. Şimdi açık söyleyelim. Ekranda bunu kullanıyorsun, odada yazı işliyordu falan. Öbürünü kullanıyorum, evet. Birisi kızacak. Hocam gözüm bozuk çıktı. Bu Ergenekon iddianamesini okumaktan gözlerim bozuldu. Ekrana bakmaktan. Yemin ederim 1,5 milyon sayfa falan okudum. Ondan sonra gözler bizim bozulunca doktora gittik. Dedi ki bir gözlük alman lazım. Bir tane gözlük aldım. Aldığımın dakikasına kaybettim. Yani iş yerine gelemedi gözlük. Bunun üzerine gittim. 10 küsur tane gözlük aldım. Şimdi her tarafta bir tane gözlük var. Bazen kaybediyorum, bazen buluyorum. Rahat ettim. Ama yuvarlak gözlüğü kimse beğenmedi. Neyse gelelim konumuza. O saati de 22-27 yaptık bile. Bizans. Şimdi nereden aklınıza geldi bir kere Bizans üzerine uzmanlaşmak ve eski Yunanca öğrenmek? Çünkü Türkiye'de uzun zamandır eski Yunanca bilen kimse kalmadı. Evet, tabii bu bilmek kurumlarla da ilgili bir olay. Çünkü bunun eğitimini veren yani Bizantoloji adı altında eğitim veren Türkiye'de bir kurum yok. Daha çok bu işe tarihçiler, eski antik Yunan dili okuyanlar ya da modern Yunanca okuyan kişiler ilgilenerek yapıyorlar. Bir bakıma bireysel gayretleriyle oluyor. Buna bağlayabiliriz. Ama nereden ilgilendiniz sorusuna gelince şimdi malumunuz yani Bizans bütün bir orta çağı kapsıyor. Yani biz orta çağı Bizans'ın İstanbul 330'da kurulmasıyla alıyoruz. 1453'te fethiyle bitiriyoruz. Dolayısıyla yaklaşık 12 asırlık bir dönemi inceliyoruz. Bu 12 asırlık dönemde de ne Bizans tarihi olmadan ne Anadolu tarihi yazılabilir, ne Balkan tarihi yazılabilir. Ne de buna bağlı olarak Türk kavimlerinin tarihi de, Anadolu halklarının tarihi de yazılabilmesi mümkün değil. Neden? Çünkü biz mesela İslamiyet öncesi Türklerle ilgili çok az kaynak buluruz. Bu kaynak gruplarının büyük bir kısmı da Bizans kaynaklarıdır. Mesela Karadeniz'in kuzeyinden gelen kavimler olsun, yani Hunlar olsun, Peçenekler olsun, Avarlar, Kumanlar, bütün bunlar hakkında bilgi veren, hatta daha sonra din değiştirecek olan Bulgarlar olsun. Yani bütün bunlar hakkındaki kaynakları biz ancak Bizans kaynaklarında bulabiliriz bilgileri. Başka bir yerde bulamayız. Ayrıca Selçuklular hakkında ve erken dönem Osmanlı hakkında da yazılı ilk kaynaklarımız büyük ölçüde Bizans kaynaklarıdır. Buna rağmen yani bu kadar önemli olmasına rağmen maalesef ülkemiz yeteri kadar Bizantolog yetiştiremedi. Direkt kaynaklardan çalışmak yerine daha çok batıda yapılan çevirilerin, Türkçe'ye, batı dillerine yapılan çevirilerin